Evet. Merhabalar. Merhabalar. Efendim yine beraberiz. Şu elimde görmüş olduğunuz kitap efendim hediyesine. Şaka tabii. Yanlış anlaşılmış filmler. Bu 2005 yılında parantez yayınlarından basıldı. Artık piyasada yok. Niçin elimde tutuyorum kitabı? Tanıtım için, satışı için değil. Yanlış anlamayın efendim. Bu Erşan Kuneri son zamanlarda gündemde olan filmin anlatamadığı, nedense anlatmadığı, belki çok tehlikeli bir mecra ama oradan yola çıkarak işte devam etti. Aslında keşke oraya girseydi. Oradan çok güzel bir şeye geçecekti. Çünkü bir okyanusa geçecekti. Biz zamanında yaptık renkli Türkçe arkadaşlarımla bir ortak çalışma, renkli senaryosu benimdi. Bayağı meşakkatli oldu. O döneme anlattık. Renkli Türkçe, renkli Türkçe. Üstelik de fonu çok tehlikeli olmasına rağmen bir sanat filmi kategorisinde yol aldı. İşte bu filmleri oynatan bir sinemada Sabit diye bir makinist, sinemadan başka dünyası yok, sinemayı makine dairesinde, eskiden kocaman makineler vardı. Bu filmleri oynatmış ve orada Zerrin Öz denen bir kadına uzaktan aşık, yani filmden aşık daha doğrusu. Bir gün işte Beyoğlu'na çıkar. Film alıp şey yapmak için yazıhanelerden birinde yaşlanmış Zerrin Öz'e rastlar. O mu o değil mi falan derken tehlikeli bir hikayeye girer. Zaten sinema artık kapanmak üzeredir. Sarhoşlar, işte evsizler, baksızlar, ester keşler, marjinal insanlar yatıp kalkmakta. Hem sinemayı anlatmaktayız hem o dönemin fondaki o dönemi şeyde filmde anlattık. Yani böyle tatlı dokunuşlarla o döneme gidebilirdik. İşte bu kitapta da yanlış anlaşılmış filmlerde de o dönemin filmlerini, dünyasını, hikayelerini anlattım. Aslında o dönem çok beylik laflarla hep şey derler efendim 74'te şeyler Landa Buzanca'nın bir filmi İtalya'da çok iş yapınca Türkiye'de de benzerini bulup Sermeser'den geçtiğine devam etti. Hayır efendim katılmıyorum diyeyim. Bu dönem çok çok önceleri 60'lı yılların sonlarına doğru vurdulu kırdılı avantür filmlerle başladı. Cihangir Gaffari, İrfan Atasoy, işte işte Melek Görgün, Figen Han o dönemde var, Figen Say var, işte Sezer Güvenirgil var. Hafif erotizmde olan filan, dişi akrepler özellikle. Yani Melek Görgün o dönemin şeyi, işte Pirinç Tarlası. Melek Görgün çok şuh bir İtalyan, zaten Akdenizli kadın, İtalyan güzeli gibi o filmlerde eda etmekte. O dönemde başlıyor çünkü afişlerde de biraz çıplaklık var. İşte bir jön oluyor, avantürü o yapıyor ve yanında böyle çizmeli, deri elbiseler giymiş, elinde kırbaç bir kadın veya elinde tüfek, işte dişi akrep. Hangi filmlerden dünya sinemasında etkilenip oraya, ama İtalyan gibi durma. O dönemde başlıyor, o dönemde bu filmler iş yapıyor, B film tarzında. Sonra şeye doğru geliyor. Evet, beş tavuk bir horozu işaret ediyorlar. Ama bence dediğim gibi 60'lı yıllar aslında. Ha, bir de Kling'ler var. Kling'de erotizm çok. Efendim Kling derken hani o cep romanından bahsetmek zorundayız. Aslında o da İtalyan kökenli. Erotik sadomaso çizgi roman 70'lerin
70'li yıllarda çıkan işte Kling denen bir iskelet kostümlü adam var. Sadist ve kötülerle savaşıyor. Ve çıplak işte böyle siyah iç çamaşırlı, jartiyerli kadınlar var. Bunları öldürüyor, bazen kırbaçlıyor, bazen cezalandırıyor. Yapma Kling falan filan böyle. Çok güzel şu kadınlar. Bunları Türk sinemasında da Yılmaz Atadeniz, başka yönetmenler de zaman zaman perdeye taşıdılar. Esas başlangıcı o diyelim. Erotizm çok yükseliyor, çok önde. Yani şeyde bir gün babamlar tiyatrocu biliyorsunuz. Turnedeyiz. Aydın'da bir askeriyede oynuyorlar tiyatro. Oyunu tam başlayacaklar. Bir sinema salonunda işte askerinin sinema salonunda askerler olmuş rap 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 her yerde sırf erkek her yer erkek. Ondan sonra tak diye de babamlar tam tiyatroya başlayacak. Beyaz perdede Kling filmi başladı. Allah'ım bir alkış koptu Kling filmi başlayınca. Tam da böyle deminki anlattığım sahne. Yapma Kling, yapma Kling. Hayır, hayır öldürme beni. Siyah iç çamaşırlı bir kadın hangi mine sarayı olabilir? O dönemin çok seksi yıldızlarından. Ya da işte şey ya o Aynur Akarsu falan diyeceğim geliyor. Melek Görgün. Tam böyle işte çak filmi kestiler diye bir ses arkadan tiyatro başladı. Şimdi o dönemin filmlerin isimleri genelde şey Hasan Almaz Basan Alır, 5 dakikada Beşiktaş, Kartal Pendik gittik geldik, Vur Gözünün Üstüne, Şeftalisi Ala Benziyor, Ben Armadı Dişlerim, işte civciv çıkacak, kuş çıkacak, ördek çıkacak, kaz çıkacak falan tarzında filmler bunlar. İsimleri de böyle gırgır. İşte Yırt Kazım var, Fırçana Bayıldım Boyacı var falan. Tabii seyircinin de ağzına pelesenk de vermiş oluyorlar. Yani böyle kocaman Beyoğlu'nda yazıyor Yırt Kazım falan, Erkek Kazım falan. Bu filmlerden birinde Ali Poyrazoğlu aslında ya tam da seks filmi değil aslında bunlar. Yani seyrettiğimde içinde seks de olan, erotizm olan film. Mesela o filmlerden biri Ali Poyrazoğlu başrolde oynuyor. Efendim şey... Ali Poyrazoğlu bir tombalıcı mombalıcı, hadi çek falan bilmem ne böyle kahve önünde şey tombala falan çektirirken Ali bilmem ne işte halan öldü miras kaldı diyorlar. Hayda Ali Poyrazoğlu'nu bir evde görüyoruz. Miras dağılımı yapıyor. İşte birine tarla bırakmış, birine Nişantaşı'nda apartman bırakmış, birine bilmem nerede köşk bırakmış, birine bir herkese Ali Poyrazoğlu yeğenim sırada diyor, yeğenim Ali'de diyor, avukat okuyor. Ali'ye de, Ali Poyrazoğlu'nun oynadığı karaktere de 12 tane sandalye bırakmış. Vallahi Allah diyor Ali Poyrazoğlu. Ne yapacağım ben sandalyeleri, pis moruk diyor, iyi ki şey olmuş diyor, nalları yıkmış diyor falan. 12 tane sandalye. Neyse yükleniyor sandalyeleri. Ondan sonra yolda giderken de sandalyeleri bir eskiciye satıyor. Evet, hikaye bu. Ama efendim tabii yani esrarengizlik de burada derken biri geliyor akrabalardan. Ali diyor 12 sandalyeyi aldın. Diyor ne yapacaktım sandalyeleri. İşte 12 sandalye onlardan bir tanesinde diyor bir şey var bir not var diyor şeylerden oturma yerinin altında o şeye gizlenmiş. O çok önemli diyor işte bir bankanın bir hesap numarası bilmem ne yani o diyor bir servet diyor ya sana en değerli ne diyorsun sen falan. Hayda bunlar. O sandalyelerin peşine düşüyorlar ama eskiciye gidiyorlar. Eskici bir kadına satmış, o bir madama satmış. Bu sefer kadınların evini dolaşmaya başladı. Bir tanesi böyle çılgın, hoş bir kadın. Ali Poyrazoğlu eve gidiyor. İşte o erotik sahneler başlıyor. Sonra başka bir kadının evine. Hep de kadınlar satın almış nedense. Sonra öbür kadının, 12 tane kadının dolaşıyor. Yani şimdi komediyi mecburen öyle bir erotik şeye çevirmişler ama aslında güzel bir hikaye. Sanki Mel Brooks'un bir filminin hikayesinin şeyini de andırıyor gibi ya oradan da alınmış olabilir ama genelde böyle. Ya da yine bir miras meselesi
hep böyle Anadolu'dan gelen erkekler var. Ondan sonra ve vamp, femme fatale kadınların eline, ağına düşüp tuzağına düşüyorlar. İşte böyle çorabın içinde ya da pantolonun içinde altın bilmem ne gizli, işte para gizli. Bu kadınlar tarafından çarpılıyorlar. Ondan sonra finalde de şöyle bir ders veriliyor. Yani aldatıcı kadınlar var, Anadolu erkeği falan tarzında hikayeler. İşte yine bir şifrenin peşine girip, işte kadın kılığına girip bir eve, kadına hizmetçi kılığında girip, işte kadını çıplak yolları, kalçasındaki bir işareti falan böyle aslında tatlı komediler gibi geliyor bana. Bu kitabı yazdığımda da bu tatlı konulardan bahsetmiştim. Tabii o dönemin yıldızları işte Mine Mutlu, Arzu Okay, Figenan. Ya başta bu kadınlar işte biraz yani en şeyi çılgını Figenan'dı. Ama Arzu Okay, Mine Mutlu o kadar değil yani. Onlara çok şey yapıldı, yüklenildi. Erkekler biz komedyen, yani biz zaten komedi oynadık dediler. İşte Aydemir Akbaş, Ali Poyrazoğlu ve diğerleri. Bu arada Ali abiyi çok severim. Ama kadınlar nedense gereksiz bir bedel ödediler. En çılgını da bu filmlerden şeydir. Yine onun hikayesinden şey yapılan, uyarlanan onun hikayesi. Yani yerli onun hikayesi ama yerlisi daha güzel. Yılmaz Atadeniz'in Melek Görgün de çok çılgın. Gerçekten çok çılgın. Ben kesilmemiş halini gördüm. Yıllar sonra ortaya çıktı, bir arkadaş yolladı. Onlar bir fanatik grup olarak dolaşıyorlar. Hatta böyle tapınma şeyleri var. İşte bilmem ne sahnesinin çekildiği bilmem ne otelinin hamamına böyle toplanıp ziyarete falan gider. Enteresan fanatik bir ekip ve onlara saygı ve ev sallıyorum. Onların sayesinde bayağı bir materyale de ulaşmış oldum. Fakat bir dönem sonra bu komedyenlerin çok gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Yani Ali Poyrazoğlu olsun, diğer Mete İnsel zaten rahmetli olmuştu. Komedi, o tarz oyuncular vardı. Hadi Çağman kaldı, biraz devam etti. Bülent Kayabaş, ya çok gereksiz, biz bunlara niye para veriyoruz? Kadınlar şey yapıyor diye. Kadınların o fıstık gibi, kadınlar da değişti, elini biraz uzaklaştılar çünkü çok para istiyorlardı, artık yapımcıların parası yetmiyordu, Arzu Okay gibi falan, Mine Mutlu gibi kadınlara. Çünkü bir klasları var, onların yerine daha ucuz kadınlar buldular, yani Zurnik işin içinde mi bilemem. Ondan sonra Dilberay mesela, Dilberay adıyla bir kadın geldi, gerçek adı başka, gerçekten. En efsane, en marjinal filmleri de o çekti. Cemile efendim, Naki Yurter, bayağı bir yani ileri safhada, yani pornografi diyebileceğimiz şeyde filmler çekti. İşte bunlardan biri de Cemile filmidir. İşte orada bir musluk sahnesi vardır. Kadın hamamda yıkar, şey yapar, banyoda yıkanırken efendim musluğun şeyiyle işte falan. Çok detaylara girmeyeyim ama efsane gerçek yani şey dediğimiz pornografi diyebileceğimiz filmler. O ilk dönem bitmişti. O komedyenler işi bırakmıştı. Bunlarla ve onların karşısında işte Cesur Barut falan gibi figüran diyebileceğimiz oyuncuları çıkarttılar. İşte Zafer Sefa, Meltem Işık, Dilber Ayla ve Naki Yurter'in çok ileri, yani ileri derken negatif anlamda işin bokunu çıkartarak çektiği filmler dönemi başladı. Ve işte bu 80 darbesinde şey yapıp bayağı oyuncuları sorguladılar. Bunu ben Renkli Türkçe filminde de anlatıyorum. Bir sorgulama sahnesinde kadını bayağı aşağılıyorlar orada. Erkekler asıl yani o kadınları kullananlar. Hani erkekler de belki şey işte oradan Erşem Kuneri'ye gelebiliriz. Yani öyle bir sahneden bile başlayabilirlerdi.
bahsetmez olsun, biz bahsedelim. Böyle engin bir dünya. Neyse efendim, bugünlük bu kadar. Bu konu çok uzun sürer. Belki bir bölüm daha yapabilirim. Daha sonra görüşmek üzere. Bye bye.